İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak. Bak şimdi burada. Bundan ben Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları. Bak bak yok şu anlattığını anlatıyorum. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor. Her cuma akşamı saat 21'de TV264'te. Ticaretin merkezine, Sakarya Ticaret Borsa Odası'na gidelim. Sakarya Ticaret Odası'nın bir Akgün Altun'un bir açıklaması vardı. Tesla. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanıyla işte Elon Musk sürekli diyalog halindeler. Amerika'da görüştüler. Türkiye'ye geldi. Türkiye'de görüştü falan. Tesla'nın Türkiye'de bir şekilde bir fabrika kuracağı dedikodular dolaşıyor. Biz TOG'a aday olan illerden bir tanesiydik. TOG'u Bursa'ya kaptırdık. Şimdi şeyi de kaptırdık aslında. Bir önce neydi? Otomotiv test merkezi mi? Test merkezi. O 2014'te o yani, bayağı öldü. Geçmişten mi bugüne mi? Zaten akrab lafım öldü de şeyde kalmasın. Test merkezini. İsviçre. Test merkezini alsaydık gerisi gelir zaten. Abi, zaten her şey oradan sonra koptu. Evet. Test merkezi olmayınca test merkezi Bursa'ya kuruldu. Otomatik olarak her firma Bursa'ya birinci öncelik. Onu kaybettik, her şey bitti. Yani, boş oluyor ya böyle bir şeyi konuşmak. Sarı öküz gittikten sonra. Neyse özür dilerim böldüm. Estağfurullah. Sarı öküz gittikten sonra o otomatik test merkezi sarı öküzdü işte. Yani, o gittikten sonra hepsi gitti. Müthiş dikkat dağıtıyor sayın moderatör. Yani konsantrasyon zorluğu yaşıyorum. Var mı paramı? Arkadaşlar şimdi siz beni gazeteci okuyorsunuz. Ya ben bir fındık ağasıyım ya. Açıklayacağım ya. Türk televizyonlarına ilk defa bu programda açıklayacağım. Bekleyin. Yani, yemin ederim bu tiyatro yeteneğine hayranım senin. Allah Allah. Tiyatro yeteneği diyor ya. Neyse. Ciddiyeti böyle. Ya Raif Ugan ben senin gibi oraya buraya gidip de poz verip de falan filan. Biz yani mütevazı yaşadık bugüne kadar. Biz kimseye bir şey belli etmedik. Katkıda bulabiliriz. Senin aldığın fındığı ben konu komşuya da atıyorum. 3-5 son. Çok doğru bir yere temas ettin. Zaten konuyu da geçtim. Ben burada özür diliyorum arkadaşlarımdan. Direkt konuya da girdim de Cumalı'yı biraz bu tarafa alabilmek anlamında. Şu çok değerli bir şey benim için. Gündemi takip etmek. Ben hep söylüyorum ya hani iletişim anlamında gündemi takip edin. Sana bunu, fındık ezmesi bunu, göndereyim mi? Bunu zaman zaman. Sana fındık ezmesi göndereyim mi? Ne kadar istiyorum. Zaman zaman işte iş adamlarına söylüyorum. Fındık ezmesi. Zaman diğer sana fındık ezmesi göndereceğim. Tamam dur adam bir konuşsun. Raifu bana fındık ezmesi göndereceğim. Arkadaşım bahçeye mi çıkarırsınız? Bahçede mi oynayacak? Ne yapacaksa bırakın şey yapalım yani. Neyse. Sana fındık ezmesi göndereceğim. Ya bu kadar ciddi bir konuyu konuşurken. Allah Allah. Ya teşekkür etsene fındık ezmesi göndereceğim. Yani, abi Elon Musk bizi izliyorsa şu tamam. Anda kanal değiştirmişler. Teşekkür et bitir olayı. Hakikaten kanal değişiyordur. Elon bu, just a minute. I come back. Bir şey diyeceğim sana. Bu nasıl bir zihniyet var? Elon Musk bizi seviyorsa falan. Bir dakika kaçırdım. Ya ben hakikaten Elon Musk'ın bizi izleme ihtimaline karşı İngilizce bekle abi kusura hayır. Bakma geri dönüyorum. Ne gidelim şimdi rejiden diyorlar Elon Musk hatta falan diye yani. Hayallere bak ya. Şu oyunda da olur inşallah. Ne biçim bir hayal dünyası var değil mi? Farkında mısın? Senin fındık hayalin olur. Benim Elon Musk hayalim olur. Bu bakış açısıyla ilgili. Benimki gerçek ama real. Zafer abi. Konuyu hakikaten dağıttık. Zafer abi gruba şimdi yazar. Avrupa'da, Amerika'da izlenmiyoruz. Orada ancak internetten izlenir falan. Aynen. Bir gruba yazar. Amerika'nın şimdi. Bir bölümünde izleniyoruz aslında. Öyle mi? Oraya kadar ulaşıyoruz. Buyur abi. Şimdi şu çok değerli bir şey benim için. Yani gündemi takip etmekle amaçlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Elon Musk'la Amerika'da görüştü. O görüşme medyada yer aldı. Dendi ki Elon Musk'a Sayın Cumhurbaşkanı bu Tesla'yı dedi. Biz Türkiye olarak kazanırız. Türkiye'de yapın dedi. Elon Musk da bunu düşünüleceğini, değerlendireceğini zaten Türkiye'ye yakın olduğunu, Türkiye'ye bildiğini ifade etti.
Hemen daha bir gün geçti geçmedi. Hatta görüşme çok net hafızam beni yanıltıyorlar. Görüşme olmadan da olabilir bu. Akgün Altuğ bir tweet attı. Hemen ardından attı. Hemen ardından, ardından attı. Akgün Altuğ bir tweet attı. Dedi ki biz dedi Sakarya olarak otomotiv konusunda zaten dedi kendini ispat etmiş biriz. Çünkü dedi Toyota var, diğer firmalar var, ustalar var biliyoruz. Biz dedi bu işe dedi talibiz dedi. Eğer dedi Elon Musk böyle bir şeyi Türkiye'ye yapacaksa ki yapmalı. Biz dedi talibiz dedi. Ardından Akgün Altuğ işleri dolayısıyla şehir dışında olduğu için Eylül ayı mı oluyor yanlış söylemiyorum. Meclis toplantısı. Eylül ayı karıştırıyorum ben. Sassu Meclis toplantısı Cem Gün yönetti. Evet. O da aynı şeyleri söyledi. Dedi ki bizleri Sakarya olarak bu işe hazırız. İzmit'te, Kocaeli'de, Bursa'da zaten böyle alan almak, alan bulmak anlamında zorluklar var. Zaten TOK Bursa'da, Sakarya'da, Toyota'da burada biz bu işe talibiz şeklinde dedi. Az önce Elon Musk'ın bir açıklaması da yayınlandı. İzmir'de Teknofest'e Sayın Cumhurbaşkanı davet etmişti. Elon Musk bir açıklama yaptı. Orada olmayı çok isterdim ama katılamadım. Ama bir sonraki işte bu katılacağım Teknofest'e. Bu arada Türkiye ile ilgili yatırımla ilgili kararlarımı da şeyde de değerlendireceğim. KJ'ye bakar mısın? Açıklama attı. Açıklama attı. Bu da çok değerli bir şey. Hatta böyle Sasso'dan birkaç arkadaşla konuşuyorduk. Şey espri yaptılar ya. Bak gördün mü bizim açıklamayı dedi. Olmaz şeklinde şaka bir tarafa. Bu değerli bir şey. Olur olmaz bu. Elbette ki Akgün Altuğ'un Sasso'nun işte tek başına yapabileceği bir şey değil. Ama bu gündemi belirlemek, bunu söylemek, işte insanları yönlendirmek, siyaseti yönlendirmek. Bu değerli buluyorum. Buradan da Sasso'yu tebrik ediyorum. Sana bir soru sorabilir miyim? Bir tane olabilir. Akgün Altuğ'un tokuna bindin mi? Bindim. Gezdin mi? Abi videoyu izledin ne güzel olmuş ay, diye dedi, işte soruyorsun ben. Yani ya. Niye bak ama hızlı gitmiş tribünlere korkmuşsun ya. Doğru mu? Tribünlere oynuyorsun. Ya bir şey oynamıyorum. Hızlı gitmiş korkmuşsun doğru mu? Müthiş bir araba. Hızlı gitti korktun soru bu. Korktum. Korktun değil mi? Çok net korktum. Evet öyle şunu dedi kulağıma da. Tokla da ilgili. Akgün Altuğ gaza bir basıyor bu selavat getiriyor Tok'ta. Hakan. Tok'ta selavat getiriyor. Ama bak bu burada önemli harbiden bir şeyi de söylüyorsun aslında. Tok'a ilk binildiği zaman sanırım ya Fulya Öztürk ya da Hakkı Alkan hatırlamıyorum kim olduğunu. Bir hareket böyle geri gitme hareketi çok konuşulmuş ilk çıktığı zaman. O zaman ben bunu sormuştum bu işin içindekilere. Ya bu hakikaten doğal bir şey midir? Hayır bu elektrikli bir araç. Birden öyle gaza bastığın zaman inanılmaz bir şey gücü oluyor, yüme gücü oluyor. Hı. O koltuktan gidersin hakikaten ileriye doğru demişlerdi. Akgün abi de sağ olsun o boşlukta öyle bir kökten ince gazı. Bu da selavat getirmiş. Böyle şey oluyorsun, gurur duyuyorsun zaten. Hakikaten böyle. Selavat getirdin mi? Ben arabayı. Onu da söylüyorum. Abartma ambulans çağırdılar götürdüler Toyota'ya. Yok yok abi de bak. Selavat getirmiş. Akgün Altuğ bunu bindiriyor Sassu Başkan'ın arabaya. Gel Raif şimdi yutur attırayım. Bir basıyor ya, gaza. Bak bazı şeyler böyle değersizleşmeye ya ilahe illallah diyor Muhammeden Resulullah. Diye gelmedi o fikir. Ben bak bunu kim yapmıştı biliyor musun? Sergen Yalçın var ya. Sergen Yalçın bir köşe yazarına yapıyor. Ne kanat vardı? Meşhur. Kazım. Kazım kanata yapıyor. Abi diyor gel seni diyor arabaya bindireyim. Bir bindiriyor arabaya. Lüks arabaya bir gaza basıyor. Sergen tamam diyor. Bir de arabana binme sana da bir şey yazmam. Hakikaten. Buradan Sassu'yu tebrik ederim. Güzel düşünüyorum. Umarım. Tabii siyasetin de buna desteklemesi gerekir. O bir tabiri caizse bir orta yaptı. İşte orada diğerleri de o ortayı gole çevirecek yani. Peki Sefa, Toyota'nın Sakarya'da oluşu, Sakarya'ya getirdikleri, Sakarya'dan götürdükleri. İkinci bir fabrika sence, tamam Tesla sadece Sakarya'nın ismiyle yan yana gelmesi bile büyük bir olay zaten de. Sakarya'ya katkısı, yani Toyota'nın çok mu büyük sence? Tesla'nın da Toyota gibi katkısı olur mu? Tabii şimdi önce Tesla'nın ne olduğunu bir parantez açmamız lazım. Otomobilin geleceği olarak tanımlanıyor. Yani 2030'a kadar dünyadaki otomobil piyasasının çok büyük bir kısmını ele geçirmesi planlanan, böyle projeksiyon olan bir firma. Sakarya gelir mi gelmez mi? Zor. Yani şimdi ona mantıklı olalım. Ama ben burada değerli olarak gördüğüm şey şu, Sasso'nun bu konudaki inadı. Yani Akgün Altuğ bilmiyor mu TOG'un buraya gelmesinin ne kadar zor olduğunu? Yani belli altyapı şartlarının sağlanması, batarya merkezi, mesela bunların birçoğu Bursa'da, hatta belki Manisa'yı düşünebilirler. Manisa genelde biz Manisa'da da kıyaslanıyoruz, şey yapıyoruz. Zaten Volkswagen en son biliyorsun evet, Manisa'ya gidecekti. Gidecekti. Sonra pandemi dolayısıyla işte bir ertelendi, bir şeyler oldu falan. Tamam ama siyasi. Sakarya şu anda zaten bakın ben çok 10 yıl önceye gideyim. O zaman Nihat Ergün'dü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı. Sakarya'ya ne zaman gelse ben bu otomotiv test merkezini sorardım.
Hatta artık o kadar alışmıştı ki tam gel cevaplayayım yere diyordu yani ilk sıralarımızda. Sürekli olarak bir muhabirken bile hep gündemde tutmaya çalıştım. İşte o zaman Nihat Ergün ilk sırada Sakarya var falan diye. Biz 2011-2013 arasında test merkezinin Sakarya'daki siyasetçilerimizin güçlü olmamasından dolayı kaybettik. Mesela belki şu andaki network'ümüz olmuş olsa, yani şu andaki işbirliği, o zaman o kadar işbirliği yoktu. İşte Şaban Dişli ile Ayhan Sefer Üstün arasında bir kavga vardı. Zeki Toçoğlu ayrı bir cephedeydi. Şu anda bir cepheleşme yok. Şu anda çok daha büyük bir birlik havası var o zamana göre. Yani yanılıyorsam düzelt abi. O zaman düzelteyim. Şimdi de cepheleşme var. Ama o kadar var mı abi? Var var. Tamam. İki tane milletvekili arasında bayağı bir cepheleşme var şu anda. Ya, o açıdan demiyorum. Yani büyükşehir ayrı bir cephede, bütün milletvekili, iki milletvekili arasında bir çekişme var ama var. Güç merkezleri mesela şehir güç merkezi ikiye bölünmüş diyebilir miyiz? O kadar diyemeyiz bence. Birleşiyorlar bence. Yani o kadar yani. Diyemeyiz. Ortada birleşebiliyorlar. Şimdi o zaman otomotiv test pistini Sakarya'ya alabilseydik hepsinin önü açılmış olacaktı. Neden? Çünkü test pisti dünya, o zaman şu çalıştığım için biliyorum, Avrupa'da bir tane var diyebiliyorum. Ya bir ya iki tane var. Sakarya'da Avrupa'daki üçüncü test pisti olacaktı. Çok önemli çünkü arabaların belki de... Frankfurt'ta var biliyorum. Evet yani. Almanya'da var. O ayarda bir şey yapılacaktı. Bursa'ya yapıldı. Şimdi Tesla'nın Sakarya'daki mesela Suudi Arabistan topa girdi. Tamam mı? İşte Prens Selman iyi niyet mektubu göndermiş Tesla'ya. Tesla'nınca... Ama o tekrar sonra iptal oldu. Şunu diyeceğim. Biz nitelikli iş gücü bizim için birinci sıralar oluyor Tesla. Bak bu bizim için en önemli faktör. Türkiye'de nitelikli iş gücü deyince... Ve şu anda da yatırımlarımızı değerlendiriyoruz cevabını alınca ilk öne çıkan iki tane il var. Bir Bursa, iki Sakarya. Yani üçüncü ili belki Manisa falan deriz ama ilk ikiyi geçemez. Bundan dolayı Sakarya ve Bursa arasında bir tercih yapar Tesla eğer Türkiye'ye gelirse. Ama hala Bursa bizden çok önemli önce. Bizim firmaları davet etmek yerine otomotiv konusunda Mahmut Köysemus'un döneminde bir otomotiv şehri Sakarya vizyonu yapılmıştı. İçine kadar dolduruldu bilemem. Ama Akgün Altun son derece başarılı bir ticaret sanayi odası başkanı. Her türlü olayda ağırında Sakarya yatırım kazandırmak için her şeyi yapıyor. Ben mesela en son 24 Temmuz'da Hüseyin abi de oradaydı. Bir soru sordum Akgün Altun'a. Ben Akgün Altun'un raporu okuyacağını tamam ben de Sakarya'ya ilgili bütün raporları okurum dedi. Yani kıyı kenar yerleşim planıyla ilgili bir şey yapılmış. Sakarya'da bir fizibilite raporu hazırlanmış. Evet. İşte hatta Medyapara'da haber yaptık. İşte limanın rantablı kullanılması falan. Mesela Akgün Altun şakır şakır onu anlattı. Her şeyi takip eden bir adam sanayi konusunda. Bu açıdan firmaları davet etmek için önce bir misyon, bir altyapı ne yapabiliriz bunu aslında bir konuşmamız lazım bizim. Tam otomotiv tespitini kaçırdık ama belki yeni batarya merkeziyle alakalı bir sürecimiz olabilir. Belki lojistik bir üs, mesela Akgün Altun Feriz'deki lojistik üssü çok önemsiyordu. Buraya bir lojistik üs olması lazım, demir yolunun bir an önce bitmesi lazım. Şimdi Tesla gelecek, bak kaç tane etmen sayacağım. Tesla Sakarya yatırım yaptı diyecek. Sana net bir şey söyleyeyim, Karasu Demiryolu bir yılda biter. Bir yılda biter o Karasu Demiryolu. Liman anında Roro limanı haline gelir. Roro. Zemini anında yaparlar mı diyorsun? Abi anında yaparlar. Tesla geliyor. Yani o jetcraftlar, metcraftlar. Yani geçen hafta adayeti konuşurken konuştuk. Şeyin, Karasu Demiryolu'nun çamura batmasının sebebi jetcraft'ın olmaması. Jetcraft mı diyorlar Hüseyin abi? Jetcraft. Bak kaç tane etmen, Sakarya'da faydaları var. İstihdam falan daha saymıyorum bak. Bir, Karasu Demiryolu bugün biter. İki, Toyota'da yediğimiz golü burada yemeyiz. Yani şu vergi geldisini en başta konuşalım deriz. Tamam mı? Evet. En başta konuşalım vergi geldisini deriz. İki, bu. Üç, abi dünya elektrikli otomobile doğru gidiyor. Sakarya elektrikli otomobil, Türkiye, Tesla gelirse yan sanayisi, şunları bunları Sakarya elektrikli otomobilin merkezi olur. Net bir şekilde merkezi olur. Bursa yerli otomobilin merkezi oldu. Biz de ihraç edeceğimiz yabancı menşeli arabaların merkezi haline gelir. Sakarya çok ayrı bir yere getirir. Gerçi bugün sizin konuştuğunuz profesör biraz farklı konuşmuş. Hoşuma da gitti. Yani çok farklı bir yerden bakıyor. Evet. Diyor ki biz ihraç ediyoruz ama onunla çok şey olmuyor. Okudun mu o haberi abi? Yok. Enerjisini ben çok hiç oradan bakmamıştım. Ben narkozun etkisindeyim daha. Narkozun etkisi geçmiyor. Hiç oradan bakmamıştım. Kısaca söyleyeyim. 140 milyar dolar ithalat var diyor. Evet. 97 milyar diyor elektrik harcamışız. Evet. Yani bize kalıyor diyor 50 milyar dolar gibi bir para. Hepsi kar değil ihracatın. Onun da hepsi kar değil diyor. Yani aslına bakarsanız böyle sadece bir yerlerden işte ham maddeyi toplayıp daha doğrusu parçaları toplayıp birleştirip
Onu işte bir araba haline getirip ki montaj satmanın, sanayi diyoruz yani buna. Montaj sanayi. Bunun bir de ülkeye çok büyük bir getirisinin olmadığını söylüyor. Ben çok enteresan oldu. Bence haftaya bir parantez açıp konuşmak lazım. Adam şey diyor Hüseyin abi. Toyota'nın yarardan çok zararı var dedi adam mesela. Adam şey diyor bak süper bir şey söylüyor. Biz diyor 140 milyon satıyoruz Hakan abinin dediği gibi ama diyor bu satmak için 94 milyar dolarlık diyor elektrik alıyoruz dışarıdan. 170 peşin devlet zaten amortismanı sağlıyor bunu ödüyor. Türk devleti diyor 10 yıl diyor bunları yapmasın ekonomiyi düzeltir. Çok ilginç bir şey mesela. Bunu konuşmak isterim bir ara. Toplayayım Hüseyin abiye vereyim sözü. Abi Tesla'nın Sakarya'ya gelmesi zor. Bursa'ya kaptırabiliriz. Ama eğer Sakarya'yı kazandırırsak Sakarya için çok büyük bir kırılma noktası olur. 94'te Toyota'nın Sakarya'ya gelmesi nasıl her şeyi değiştirdiyse yani o OSB'lerin olması, otomotiv sanayisi, işte belki tem otoyolunun daha işlevsel hale gelmesi birçok şey. Ya Toyota geldi, Yazaki geldi. Evet. Hiçbir olmasa hastane geldi yanına düşün yani. Yani. Hiçbir o da hastaneye oldu yanına. Bir tane daha vardı neydi? Boşoku. Boşoku vardı. Boşoku geldi. Yani. OSB'ler açıldı. Bir sürü yan sanayisi yani. Var. Tesla'nın gelmesi Sakarya'yı uçurur. Gerek kamu yatırımlarını, gerek özel yatırımları buraya kazandırır ama çok zor. Burada siyasetleri büyük iş düşüyor. Tesla gibi firmaların Sakarya'ya gelmesi için bir altyapı hazırlayalım. Altyapı hazırlayalım. Yani ulaşım OSB, demiryolu hızlandırılması falan gibi projeleri hızlandırmamız lazım. Biz burada çok kısa bir şey ekleyeyim Hüseyin abi'den izin alarak. Akın Altun çok ciddi bir avantajı var bu dönem. Yani ben siyasette yokum dedi zaten. Hiçbir işte milletvekili, belediye başkanlığı içinde olmayacağım dedi. Aday da olmayacağım bir dönem sonra. Bu son dönem dedi. Dolayısıyla hiçbir beklentisi olmayan, hiç kimseyle polemik çekingesi olmayan, işte sözlerine dikkat etmesi gerekmeyen, inandığını işte anlatan, ifade eden bir süreç yaşıyor Akın Altun. Bu da önemli. Bir de son 10 saniye bir şey Hüseyin abiye vereyim. Dedi yok, ya Elon Musk dedi görse kanalı değiştirir dedi ya bence tam tersi. O da çılgın bir adam. Bu ekranı görse Hüseyin abinin şeyi görmüyor. Burası yatırım yapılacak bir değil der. Yatırım yapılacak bir değil. Bu kadar enteresan insanların olduğu bir yerden güzel fikirler çıkar der. Buyur abi. Evet Cumal abi. Konuştu arkadaşlar. Tesla buraya gelmez. Bitti. Akgün Altı'yı tebrik ederim. Güzel. Bir çağrı yaptı. Tesla buraya gelmez. Niye gelmez? Bizim milletvekillerinden bu işi olmaz. Bizim milletvekilleri gidecek. Bununla ilgili yarışacak. Falan filan. Nasıl gelecek Tesla buraya? Nasıl gelecek? Şimdi Sassu eski başkanı Mahmut Kösebusu'nun kulakları çınlasın. Otomobil şeyi Sakarya. Çalışlarına kadar yaptı. Ne oldu? Bir hamlede gitti. Kardeşim buraya bu tip yatırımların gelmesi için risk alman lazım. Şimdi arkadaşlar konuştu ben de söyleyeyim. Toyota buraya nasıl geldi zamanında? Toyota sağydı o, sağ gitti. Sakı Sabancı ve ailesi, Sabancı ailesi ayrıldı ondan Toyota kaldı. Toyota Türkiye'de geçiyor. Nasıl geldi buraya bu? Zamanında risk aldılar. Eski Sakarya Valisi Erdinç Yükakal'ın birinci OSB'de tarım arazileri oraya Toyota için yer verdi. Çok tartışıldı. Davalar açıldı. O oldu, bu oldu. Bir risk aldılar. Doğrudur, yanlıştır. Onu bilmem. Onu hükümet bilir. O bilir, bu bilir. Ama bir risk aldılar. O zaman Sakarya milletvekilleri bu işle ilgili koşturdu. Şimdi sen söyle bana. Tesla buraya nasıl gelecek? Böyle önemli proje, bu kadar önemli AK Parti adamları varken, önemli isimler varken, herkes onu kendi memleketine getirmek isteyecek. Kim? Bizim kimimiz var? Nasıl gelecek? Kardeşim bu işler öyle havadan gelmiyor. Ben sana söylüyorum. Toyota buraya geldi. Zamanında çok koşturdular. Ve mesela Toyota Hastanesi var ya şu anda Sıdıka Sabancı Hastanesi. Evet. Onu ben çok iyi hatırlıyorum. Vali Erdinç Büyükakal'ın son anda kabul ettirdi. Sabancı Ailesi dediler ki Sabancı Ailesi bir okul yap, bir hastane yap. O zaman dedi buraya dedi hem dedi otobana yakın bir hastane yapayım dedi. İşte bize böyle insanlar lazım. Böyle milletvekili lazım. Böyle valiler lazım. Böyle araya girecek insanlar lazım. Dolayısıyla Akgün Altun'un görüşlerine teşekkür ederim. Tesla buraya gelmez çünkü bizim milletvekilleri bunu buraya getirme gücü yetmez. Gelse bile Tesla Türkiye'de olsa bile en yakın düşündüğüm yer Bursa ya da Manisa olur. Neden? İşte o arabaların testi de oraya gitti. Gider orada yaparlar. Peki biz Tesla'yı burada iş gücü olarak kabiliyet olarak kalifiye eleman olarak yapar mıyız? Yaparız. Sakarya'da Akgün Altun da diyor bunu her zaman. Yani kalifiye eleman konusu iyiyiz biz. Otomobil ve sektörüne uzak değiliz. Ya burada zamandan beri bir Başak traktör vardı.
TÜVESAŞ var. Ondan sonra geldi buraya, Toyota geldi. Yani biz bu sektöre yabancı bir il değiliz. Bu yürüyen lastik tekerlekler diyorlar ya bunlara. Bunlara biz yabancıyız ama bizim her zaman söylüyorum mevzu uzayacak. Böyle ciddi bir lobimiz yok. Kimse de kabul etmiyor. Herkes lobimiz var diyor. Ben bu lobiyi bir türlü göremiyorum. Ha, böyle bir lobi lazım. Çok ciddi bir lobi lazım. Yani kim var? Bakıyorum ben. Çok isim var Sakarya'da. İsimleri saydıkları şişiyorlar. Vay diyorlar bizim adımız saydın. E kardeşim bu kentin ekmeğini yemişsin. Gitmişsin Ankara'da bir yere gelmişsin. Ben de bir Sakarya olarak senden bir şey bekliyorum. Diyorum ki kardeşim sen büyük adam oldun. Bravo, tebrik ederim. Sakarya'ya bir hizmet geleceği zaman yani bir orada logo oluşturun. Hep beraber bir yere gidin. Sor, hep öyle anlatıyorlar. Biz diyorlar zaten öyleyiz. Ben göremiyorum kardeşim. O lobinin Sakarya'ya bir faydasını görmek istiyorum. Ben yansımasını görmek istiyorum. Çok basit. Büyükşehir KDV iade işi. Ay efendim bütün illeri kapsıyormuş. Ya kardeşim kapsıyor da başka bir kaynaktan Ankara'dan buraya Sakarya'ya bir para aktarın. Örnek yani. Tamam, düzen bozulmayabilir. Yani bir girişimde bulunun, başka bir yerden, bir kaynaktan bir şey aktarın. Sakaryaspor sorunları oluyor, biz bu lobiyi göremiyoruz. Daha başka sorunlar oluyor. Mesela bakın kentsel dönüşümler var. Ya bu bir belediyenin, bir büyükşehir belediyesinin, bir Adapazarı belediyesinin veya 16 ilçe belediyesinin yapacağı işler değil. Milletvekillerine ciddi görevler düşüyor. Ben milletvekillerine bakıyorum, hala karşına uğurla. Konuşunca kızıyorlar. Nasıl olacak? Geçen burada Altay Tankı'nı konuştuk. Seçimden önce Altay Tankı'nı konuştular burada. Altay Tankı Sakarya. E tamam, seçim bitti. Altay Tankı gitti, Ankara'da ölecek. Bir şey diyorsun, ya kardeşim diyorlar, savunma sanayi, özel sektör. Biz ne diyelim? Özel sektör de seçimden önce anlatıyordun ya, Altay Tankı'nı biz yapıyoruz. Bütün protofil Sakarya'da yapıldı, o oldu, bu oldu. Biz yaptık bunu, büyük emeğimiz var ki öyle. Ama finalde tavuk geldi, yumurta gitti, Ankara'yı yumurtladı. Abi, netice itibariyle Tesla buraya gelmez. Gelmemesinin en büyük nedeni de Sakarya'nın bir lobisi yok. Bak, Türkiye'ye gelse bile buraya gelmez. Türkiye'ye gelir mi gelmez bilmiyorum. Gelse bile Türkiye'ye buraya gelmez. Çünkü bizim ciddi bir lobimiz yok. Bu işler öyle gelsin, ha hu ile olacak işler değil. Bu işler emek işi. Şey, yarım az önce söylerken aklıma gelmemişti. Otomobil şehri Sakarya'nın alt, içine kadar doldu demiştim. Hatırladım, Türk Traktör o işten sonra geldi. Mesela ama gelirken Türk Traktör'e belli vaatler verildi. Ve o vaatlerden bir tanesinin şu anda Ekrem Müşe tarafından yerine geldiğini görüyoruz. Toyota gelirken yanına gişe yapıldı. Türk Traktör'de gişe yapıldı. Yani bunu bazı insanlar ya işte tarım arazisine yapıldı, edildi diye eleştiriyor olabilirler ama ya böylesi bir istihdam sağlayan, böylesi bir katma değer sağlayan yerler için tarım arazilerini kısmen göz yumabiliriz. Asıl bizim göz yumamamız gereken konu Akgün Altun'a dikkat çekiyor. Herkes sanayilerden bakıyor. Gidin bakayım konuta ne kadar tarım imarı açılmış diyor. Yani bir tane sanayi açıldıysa belki 1000 tane konut için açılıyor. Onun bir rakam var. Akgün Altun'un söyledi. Çok ciddi bir rakam. Tamam mı? Sakarya'daki yani, olsa benim bir dakikam var. Yüzde veya binde beş mi? Yüzde beş mi ne? Yüzde üç mü ne galiba? Yani neyse biz onu aşmadık diyor. Mesela Samsun'un mücadele ettiği bir konu var. Ben de destekliyorum. Ne? Ya sanayi olsa beler gelse kontrol edilebilir. Tamam mı? Bir sanayici buraya getirir gelecekse olsa bey gelsin. Neden? Kontrol edebilir. Ya da çok büyük sanayiyse buna yer de verelim, imkan da sağlayalım. Tek şart çevreye zarar olmasın. Ya kardeşim yani şimdi tarım da lazım, sanayi de lazım. Şimdi Toyota buraya geldiği zaman ben o zaman muhabirdim, iyi hatırlarım o günleri. Kıyameti koparttık. Gazeteler de kıyameti koparttı. E tamam, tarım arazisi yapılmasın, kabul ettim. İyi de şimdi tarım alanlarına bakıyorsun. Tarım alanlarında şimdi evler yapılıyor, nasıl olacak? Asıl problem o zaten. Ya şunu yani çok, orada çok uzağa bakmaya gerek yok yani şu an bulunduğumuz çok başka bir dinam. Orada abi Gökçeören diyorlar ya, gibi Gökçeören yazdık oralara bakalım. Orada yani. Bak orada çok ince bir çizgi var. Ben tarım arazileri hiçbir zaman sanayi açılsın demiyorum. Farklı bir şey diyorum. Tesla gelsin. Eyvallah. Herkes bundan mutluluk duyar, gurur duyar. Ama laf da gelmez o. Onun buraya ilk önce Türkiye'ye bir karar verdiği zaman çok ciddi girişimler olması lazım.
Ve hani bizim milletvekilleri gidecek Cumhurbaşkanı'na efendim efendim böyle efendim. Yani yıllardan beri hiçbiri yapmadı kolay kolay. Yani bir gene kulaktan çınlatacağım. Ali İhsan Yavuz'da gördük bunu. Tamam mı? Peki yansıması ne? İşte 100 yataklı, 106 yataklı yoğun bakım hastanesi, 1000 yataklı hastane. Bir yansımasını gördük hadi yani. O arada Türk İş Başkanı Ergun Atalı hiçbir zaman pas geçmek, onun da büyük desteği oldu. Dolayısıyla benim son sözüm... İkisinin eseri ya. Ergun yani abiyle, gel, Ergun gelsin mi? Gelsin, gelsin mi? Gelsin. Ama öyle lafta gelmez. Önce bizim bir lobimiz olsun. Ankara bir lobimiz olsun. Evet. Araya gidiyorum sözünüz yoksa. Yani ben uzatırım. Sonra konuşuruz. Şey yaparız. Tamam. Evet. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Hüseyin Cumalı'nın niye vücudunun her yerinde fındıklar var? Hüseyin Cumalı bunu açıklayacak. Ya demek ya fındık zenginiyim ben. Reklamdan sonra. Allah. Evet, kısa bir ara. Evet, Gazeteciler Soruyor'un ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz tekrar. İlk bölümde Teğistan'ın Sakarya'ya gelip gelmeyeceği ve konut AŞ'e konuştuk diyelim. Ne yapalım CHP'de? Oraya girmeden çok özür dilerim. Yani sevgili moderatörüm demin bir soru sordu. Arkadaş diyor ya sen sağda değilsin diye sevgili Cumalı. Cumalı da hazır açıklamalara falan girmeden bir şey söyleyeyim. Sen sonuca arada öğrendim ben. Dersime çalıştım gittim. Bu yüz ölçümünü sormuş. Safa bahsetmişti. Sen de sormuştun. İzin verirsen onu söyleyeyim de yardımcı olsun merak edenlere. Sakarya yüz ölçüme göre bütün sanayi alanları yani sadece OSB'ler değil fabrikalar, küçük sanayi siteleri %1'in altında coğrafi oran. Bu %1'in altı şöyle bir kriter önemli. Yani %2 isteniyor genel olarak. Şu an biz %1'in altındayız. Bu oran Almanya'da %4. Dünya ortalaması %2,5. Sasso'da %2 istiyor zaten. %1'lik bölüm var. Aslında şöyle de tamamlayayım. Arkadaşlarım vaktini bölmeyeyim. Bir önceki meclis toplantısında Cem Gül'ün bir açıklaması vardı. Bence bu önemli bir açıklamaydı. Dedi ki, biz dedi istesek de istemesek de Sakarya'da sanayi dedi büyüyecek, yatırımlar gelecek dedi. Ama bizim bunu dedi kirli sanayi, işte etrafı kirletecek sanayiyi engellememiz, önlememiz için OSB'ler anlamında yapmamız gerekiyor. Çarpıklaşmanın önüne geçmek için dedi ifadede bulunmuştu. Bu sorunun cevabı da bu. Ben de destek verdim zaten. Yani ben de destek verdim. Burada az önce onu ben getirdim gündeme. Ben de destek verdim zaten yani bu Sasso'nun OSB'ler konusunda. Ben geçen 24 Temmuz'da Akgün Altun'un yaptığı bir toplantısında Akgün Altun dedi. Yüzdesi aklıma gelmedi ama yani çok aşağısındayız dedi. Ben de destek veriyorum. Yani sanayi o ki gelecek Cem Gün dediği gibi. O ki sanayi gelecek bari OSB'lere gelsin adam tabii gibi olsun. Kontrol edilebilir olsun. Her yönüyle bakılabilir olsun. Dolayısıyla ben OSB'ye karşı değilim. Ben kirli yani şehre zehir getirecek sanayiye karşıyım. Onun dışında sanayiye karşı değiliz. Sanayi cevap anlamında değildi yanlış anlama. Yoksa anladım. Ben de sanayi etkileyim ama Hakan'ın dediği Safa'nın sorduğu yani %1'in 6 hatta %1'in daha var, evet. İyi var. Ya ben yani bir makale okumuştum. Almanya'nın birçok kentinde %7'ye kadar çıkmış bu oran. Yani %7'si işte organize sanayi bölgede ve sanayi bölgelerini kapsıyor. Fakat dünya ortalamasını ben %3 biliyordum. %2,5 dedi. %4. Dünya ortalaması ne dedim ben? %2,5 dedi sanki. Çünkü yazması dedi. Dünya ortalaması benim okuduğum makalede %3 mi? Vakit şeyde. 3 ya 4. Biz %1 bile değiliz. Dünya yani ortalaması 2,5. 2,5. Evet. Tamam. 2 istiyor. Almanya %4. Biz daha %1'i dolduramamışız. %1'in altında Sakarya için konuşuyor. Yani ama yani bu gün yüzüne çıkacak mutlaka. Yani bu sayı mutlaka %2'lere gelecek. Ne zaman gelecek? Artık Kocaeli doldu çünkü. Kocaeli'den buraya doğru yavaş yavaş bir aktif. İşte o da zaten Cem Gül de onu kastediyor Sayın Cuman dediği gibi. Biz bunu OSB'leri alırsak o çarpıklaşmanın önüne geçeriz. Kontrolümüz de olur. En azından kirli sanayinin gelmesine izin vermeyiz diyor. Katılıyorum. Zaten Akgün Altun ve ekibin de anlatmak istediği bu zaten. Yani OSB demek yani adı üstünde OSB. Kontrol edebilir. Kontrol sanayi ediyor adam. Ne yaptığını görüyorsun orada. Evet. Ne girdi ne çıktı. Her türlü hani devletin denetim makinizmaları mutlaka var ama OSB bir de bu OSB'ler biliyorsun yani işte sektörel oluyor. O daha da iyi mesela. Kimi makine oluyor, kimi mobilya oluyor. İhtisas OSB'ler oluyor ya. Bu daha da iyi yani. Bir yere toplanması nasıl Bursa İnegöl'de, İzmit'te ve İstanbul'da bazen mesela mobilya sanayileri var. Mobilya OSB diye geçiyorlar İstanbul'da. Yani bence uygun yani. Kaynarca'da da yapılacak. Aynen yani bence uygun yani. Tarım arazisi olmasın yani. Ki Akgün Altun hep altın çiziyor. Tarım arazisi zaten. Tarım arazisi vasfı olmayan yerler
tarım arası vasfı olmayan yerler. Gerçi Kaynarca'da bak, Sedat Balta'ya devamlı bir çekişmesi var başkanın, ama en son başkan şunu dedi. Sen dedi raporu iyi oku dedi ona, Sedat Balta'ya. En son 24 Temmuz'daki basın bayramında gene bu asömeler açıldı. Sayın Akgünaltı Satso Başkanı dedi ki Sedat Balta gazeteciye, sen dedi bu raporu iyi oku dedi, iyi okumamışsın dedi. Böyle kaldı iş. Neyse. O sebeler evet, dediğimiz gibi sanayi o sebelerde büyüsün. Geçelim CHP'ye. Evet. CHP'nin